Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler demeyeceğim. Çünkü bir erenin huzurundan sesleniyorum. Buradan bakınca size erenler diye selam vermem edepsizlik olur. Şöyle diyeyim. Selamun aleyküm erenlere gönül verenler ve dahi erenlere gönül verenleri sevenler. Hatta ve hatta erenlere zinhar laf ettirmeyenler. Neredeyiz biliyor musunuz? Kutb-ı Rabbani, Muhyiddin, Sultanül Evliya, Gavsül Hazam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Kudüs-i Ruh Efendimizin Merkad-ı Şeriflerinin eşiğinin başındayız. Şu kapının arkasında Abdülkadir Geylani Efendimizin Kudüs-i Ruh kabri şerifleri var. Bu biri bir günün sonunda İçeri girip beraberce inşallah fatihalarımızı okuyacağız. Irak'tayız. Bağdat'ta. Bağdat yaşadığı badireler sebebiyle belki pek çoğumuzun gelmekte zorlanacağı, güvenlik vesaire endişelerle gelme sıkıntısı çekebileceği bir yer. Ama niyazım şu, bu ziyaret vesilesiyle gelemeyecek olanlar da huzura gelip niyazda bulunmuş gibi ecir alsınlar. Niyazım o. Olur mu böyle bir şey? Olur. Kimi Ahmet seni uzaktan tanır. Kimi yaklaşır da kör olur gider. Kimi buralara kadar gelir, kapıdan içeri girer de nasibi yoktur, eli boş döner. Boş döndürmezler gerçi. Elleri boş bırakmazlar. Ama kimi de oturduğu yerden öyle bir gönülle, öyle bir muhabbetle, öyle bir bağlılıkla bir niyaz eder, bir boyun büker, bir Fatiha-i Şerife okur ki o alır gider, sahibini buluverir. Mekan, söz konusu olan bu zevat-ı kiram olunca problem değildir. Tıpkı zamanın da problem olmadığı gibi. Abdülkadir Geylani Kudüs-i Ruh Efendimizin zamanında yaşayan, ilmiyle meşhur zatlardan birisi, Hazreti Abdülkadir'i bir cuma günü gidip sualleriyle bunaltmak istemiş. Vardır böyle. Evliya-i kiram hazaratının münkiri vardır. Olması da usuldendir. Niçin? Evliya-i kiram, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabaatta kıl kadar kusur sahibi olursa orada bir problem var demektir. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına şöyle bir baktığınız vakit onu inkar edenler vardı. Onun devrinde yaşayıp saadetli cemalini görüp de hidayetten behresi olmayanlar vardı. Her haline mutabaat ettikleri gibi işte bu hale de mutabaat ederler. Ve onların da yaşadıkları devirde mutlaka inkar edenleri olur. Bu onlar için bir noksan değil, bilakis bir kemalat alametidir. İşte o ilim sahibi zat da bir cuma günü çıkmış gelmiş ve derdi Hazretimi imtihan etmek. Selam vermiş, girmiş dervişlerin arasına, oturmuş ve Hazreti Abdülkadir diyor ki, bir sualim var efendim. Söyle, sor bakalım. Diyorlar ki, Allah'ın dostları zamanı kendilerine tabi eder, döndürürler ve kısacık bir an içerisinde bir insana onlarca seneyi yaşatırmış. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Abdülkadir diyor ki, Allah bu dervişlere öyle tasarruf imkanları vermiştir ki, bu dediğin de dahil ve daha fazlası da olacak şekilde onları geri çevirmez. Evet, onlar zamanı bükerler, kendilerine tabi ederler ve bir anın içerisinde insana onlarca seneyi yaşatıverirler. Adam böyle bir şey olur mu diyecek, itiraz edecek olmuş. O sıra sala verilmiş. Cuma'nın vakti geliyor deyip kalkmışlar beraber. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dervişanı Hazretin seccadesini alıp getirmişler. Diyor ki seccadeyi bu zata verin, o götürsün. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin seccadesini almış o alim zat koltuğunun altına beraberce camiye doğru yürümeye başlamışlar. Camiye yaklaştıkları yerde o soru sormaya gelen kişi
abdest alma ihtiyacı hissetmiş. Bir şadırvana dönmüş, seccadeyi bir kenara bırakmış, kollarını sıvamış, Bismillah deyip abdestle elini suya vurmuş ki birden kendisini bilmediği bir diyarda, bir çilingir dükkanının önünde beklerken bulmuş. İçeride bir çilingir ustası çalışıyor. Dışarıda epey bir afallayarak duran birisini görünce dışarı çıkmış. Hayır olsun Erenler demiş usta. Efendim demiş, ben sanatınıza hayran kaldım. Ne kadar güzel bir sanatınız var sizin. Bana da öğretir misiniz? O ince işçiliği görünce hoşuna gitmiş. Usta demiş ki, şöyle bir bakmış. Ya sen bir danışment kişiye benziyorsun. Bir ilim talebesi hali var sende. Sen bu sanatı öğrenip ne yapacaksın? Öğrenemezsin. Yok demiş, ben pek hoşuma gitti. Eğer kabul ederseniz size çıraklık etmek isterim. Oradan esnaf toplanmış, gelmiş ve o danışmendi o çilingir ustasına çırak eylemişler. 4 sene o adamın yanında çıraklık etmiş ve hakikaten de iyi bir çilingir ustası olmuş. Artık ustalığı öğrendin, gidebilirsin diyecek olmuş ustası ama adamcağız bırakıp gitmek istememiş. Yok demiş, ben sizin yanınızda biraz daha kalmak istiyorum. Hay hay evlatçım diyor. 4 sene daha çıraklık etmiş ona. Etti mi 8 sene? 8 senenin sonunda çilingir ustası vefat etmiş. Çırak onun dul karısına sahip çıkma adına kadıncağızla evlenmiş. O evlilikten 2 çocukları olmuş. Çocuklardan birisi büyümüş, mektebe gidecek, yaşa gelmiş. Onu mektebe vermişler. Öbür çocuk daha küçük. Bir gün dükkana gelmiş, her zamanki mutadı üzere sabah dükkanı açmış, kapıdan içeriye girmiş, ateşi yakmış, körü ocağa sürmüş, birden şadırvanda abdest alacak üzereyken bulmuş kendisini. Etrafına bakmış. Seccade orada duruyor. Allah'ım ben ne yaşadım? Yani sanki bir an uykuya daldım da böyle bir şey oldu gibi ama hayır, uyku değil. Hemen alelacele abdestini almış. Seccadeyi kaptığı gibi bakmış. Hazreti Abdülkadir dervişhanıyla daha camiye doğru yürüyor. Koşmuş arkalarından. Yetişmiş. Efendim diyecek. Gel bakalım. Namazda arka safta böyle mahcup bir şekilde 2 büklüm dururken gel demiş, şöyle yanımda namaza dur. Almış onu yanına. Beraberce namazı kılmışlar. Namazı bitirince Hazreti Abdülkadir dönmüş. Hayrola? Efendim tam abdest almak için ben suyu açtım. Elimi suya değer değmez kendimi bir çilingir dükkanın önünde buldum. 4 sene çıraklık ettim. 4 sene daha çıraklık ettim. Usta öldü. Karısıyla evlendim. 2 tane çocuğum oldu. Birini mektebe verdim. Öbürü daha küçük. Tam ateşi körüye sürdüm. Bir sabah vakti kendimi tekrar bu abdest alacağım yerde buldum deyince Gavsül Azam Kudüs-i Ruh tebessüm etmiş. Bu hayal miydi? Yok demiş, efendim hayal değil. Rüya desem değil, ben gerçekten bunu yaşadım. Sen bunu yaşayalım, ne kadar oldu dersin? 10 seneye aşkın zaman oldu efendim demiş. Hazreti Abdülkadir tebessümle diyor ki, peki şimdi çilingirlik yapabilir misin sen? Yaparım efendim demiş. Bak biliyormuş. Yaşadığın rüya değildi oğlum. Hayal de değildi. O diyarda senin karın ve çocukların var ve duruyorlar. Seni görseler tanırlar, bilirler. Efendim demiş, aklım, gönlüm onlarda kaldı. Hele dur demiş, çıkalım camiden bir adam gönderir, karını ve çocuklarını getirtiriz. Ellerine yapışmış danişment, ellerine yapışmış çilingir. Mekan diye başladık söze. Zaman diye devam ettik. Öyle bir zatın eşiğinde oturuyoruz ki biiznillahi teala, Allah-u Teala'nın onlara verdiği tasarruf yetkisi sebebiyle zaman da onların önünde bükülür ve kendilerine tabi olur. Mekan da 2 parmak arasından daha kısa bir yer haline geliverir.
Allah-u Teala bizi onlara sıdkiyetle bendelik edenlerden etsin.